Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Kafa Dengi TV'de bu dersimizde sizlere anlatım bozukluğu konusunu anlatacağız. Anlatım bozukluğu konusunu iki kısımda ele alacağım. Bunlardan birincisi sözcük düzeyi anlatım bozukluğu, ikincisi ise cümle düzeyi anlatım bozukluğu. Sözcük düzeyi anlatım bozukluğu kısmında anlamla ilgili yanlışlıkları sizlere anlatacağım. Bunlar içerisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, gereksiz sözcük kullanımı, aynı anlama gelen sözler kullanma, anlamca çelişen sözler kullanılması, deyim yanlışlığı, bunlar anlamla ilgili sözcük düzeyi anlatım bozukluğu kısmı ile ilgili anlatacağımız kısımlar. Diğerinde ise cümle düzeyi anlatım bozukluğu, buna dil bilgisi yanlışlıkları da diyebiliriz. Bağlaştırma ile ilgili hatalar, özne yüklem uyuşmazlığı var, özne eksikliği, tümleş eksikliği, çatı uyuşmazlıkları var, tamlama yanlışlıkları. Bu saydıklarım ise cümle düzeyi anlatım bozukluğu konusu içerisinde değerlendirilir. Bizim soru bankamızda, Kafa Dengi Türkçe Soru Bankası'nda anlatım bozukluğu ile ilgili bolca örnek var. Bu örnekleri de konu anlatımından sonra çözerseniz seviniriz. Şunu unutmayalım ama sevgili arkadaşlar, anlatım bozukluğu ile yazım kuralları birbiriyle benzer konular. Şöyle hocam, ne alaka diyebilirsiniz. Yazım kurallarını anlatırken de şunu söylemiştik. Yazım kurallarındaki temel kuralları öğrendikten sonra yazım kuralları ile ilgili bütün soruları çözebilirsiniz diyemeyiz. Bütün dilin bütün özelliklerine hakim olmak bu manada çok zor. Sadece genel kuralları öğrenmek de yetmiyor. Bol bol soru çözmek, etrafa, hayata meraklı gözlerle bakmak, araştırmak, kafamıza takılan soruların cevabını bulmak çok önemli. Anlatım bozukluğu eski yıllarda, bundan 5-6 sene öncesine kadar her sınavda bir tane, en az bir tane soru çıkardı. Tabii bizim üniversite sınavına hazırlandığımız yıllarda ise 6 tane, 7 tane, bazen 8 tane anlatım bozukluğuyla ilgili sorular çıkardı. Ama bu yıl baktığımızda 2019 TYT sorularında anlatım bozukluğuyla ilgili sorular yoktu. Genel hatlarıyla anlatacağız arkadaşlar. Ama anlatım bozukluğu örneklerine başlamadan önce İyi bir anlatımda bulunması gereken birkaç tane özellikten bahsetmek istiyorum. Nedir bu özellikler? İyi bir anlatımda bulunması gereken temel özelliklerden biri açıklık. İkinci olarak ne var? Duruluk. Arkadaşlar, üçüncü olarak akıcılık var. Yalınlık var. Bunlar İyi bir anlatımda bulunması gereken özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Açıklık sözünün özelliği şu: açıklıkla ne anlatmak isteniyor? Anlamın tek ve net olmasıdır. Yani biz bir cümle kurduğumuz zaman bu cümlede anlatılmak istenen net bir şekilde anlaşılıyor olması. Duruluk olabilmesi için gereksiz sözcüğün kullanılmaması gerekir. Gereksiz sözcük yoktur desem. Akıcılık ise pürüzlü bir dil olmayacak. Pürüzlü bir dil olmayacak. Yalınlıkta ise sevgili arkadaşlar, söz sanatlarına yer verilmeyecek. Söz sanatlarına yer verilmeyecek. Ama bizim için önemli olan bu dersimizde açıklık ve duruluk. Çünkü açıklık ve duruluk ilkesine aykırı kullanımlar anlatım bozukluğuna yol açar arkadaşlar. Peki şimdi açıklık ilkesiyle ilgili birkaç tane örnek söylemek istiyorum. Mesela şöyle bir cümle kursam: aslan nasıl avlanır desem. Sizce bu cümlenin anlamı net veya tek mi? Aslan nasıl avlanır dendiği zaman iki anlam var bu cümlede. Birinci anlam şu: bir aslan bir hayvanı nasıl avlar? İkinci anlam da şu: bir avcı bir aslanı nasıl avlar? Yani bu cümlede aslan avlayan mıdır, avlanan mıdır belli olmadığı için
Bu cümlede açıklık ilkesine aykırılık var, anlam belirsizlik var, anlam belirsizliği var. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Mesela şöyle bir cümle yazsam buna ne dersiniz? Kadınlar üzülür mü hiç? Kadınlar üzülür mü hiç desem? Sevgili arkadaşlar, kadınlar üzülür mü de? Kadınlar kendi kendilerine üzülürler mi? Bir de yani kadınlar üzülmez, onları niye üzüyorsun anlamında kullanılmış. İki farklı anlam var. Şunu demek istiyorum. Açıklık ilkesinde iki farklı manaya gelecek ifadelerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Anlatımın tek ve net olması çok önemlidir. Peki gelelim şimdi ilk başta sözcük düzeyi anlatım bozukluğu ile ilgili yazdığımız örnekleri arkadaşlar. Bu örnekleri genel örnekler, temel örnekler, böyle bilmeniz gereken temel örneklerden bahsettik. Bir de şunu unutmayalım. Soru bankalarındaki sorulara da aldanmayalım. Anlatım bozukluğu soruları çok kolay çıkar. Üniversite sınavındaki sorulara bakarsanız, geçmiş yıllardaki sorulara çok böyle anlaşılır, rahat. Herkesin dilin genel özelliklerine hakim bir arkadaşımız bu soruları okuduğu zaman çözebilir. Anlamın net ve tek olmasına dikkat edeceğiz. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına, gereksiz sözcüğün olmamasına dikkat edeceğiz. Aynı anlama gelen sözlerin cümlede kullanılmasının anlatım bozukluğu olduğunu bilmemiz gerekir. Peki şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı. Şimdi arkadaşlar, bir sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi siz kelimeleri günlük hayat içerisinde kullanıyoruz. Bazen sürekli kullandığımız bir kelimenin anlamını bilmeden de kullanabiliyoruz veya yanlış kullanabiliyoruz. Bunun için özellikle anlatım bozukluğu soruları da günlük hayat içerisinde sürekli yaptığımız yanlışlardan yola çıkılarak oluşturulmuş sorular. Şimdi kapsamak sözcüğü içermek anlamındadır. Bir de kaplamak sözcüğü var. Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı değil, kaplamıştı olacak. İçermişti değil, kaplamıştı. Yani üstünü örtmüştü anlamında, mecazi anlamda dersek daha doğru olur. ÖSYM bu tarz sorularda ne yapıyor arkadaşlar? Şunu yapıyor. Hem yazılış olarak hem de anlam olarak birbirine yakın sözcükleri değiştirerek kullanıyor bizi arkadaşlar. Bizler buna dikkat edersek soruları çözebiliriz. Çok özgün olmasına karşılık bunu belli etmemeye çalışıyordu. Burada da karşılık sözcüğü yerine ne gelmesi gerekir? Karşın sözcüğü gelmesi gerekir. Burada ne yapmış yine? Yazılışları birbirine yakın sözcükleri değiştirerek kullanmış. Bu iki elbise arasında desen bakımından hiçbir ayrıcalık yok. Hiçbir ayrıcalık değil, hiçbir ayrım. Yani hiçbir fark yok arkadaşlar. Ayrıcalık birine karşı iltimasta bulunmak. Ayrım ise fark demek. Bu önemli haber bütün televizyon kanallarında yayımlandı. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Şimdi şunu söyleyelim. Bunu yayınlandı şeklinde yazmamız gerekiyordu ki anlatım bozukluğu yayımlandı olsun. Türkçemizde şunu özellikle vurgulayayım. Yayınlandı diye bir kelime yoktur. Türk dil kılavuzunu açın, sözlüğümüzü açın. Yayın sözcüğü var, yayınlar var ama yayınlanmak diye, yayınlamak diye bir fiilimiz yok ama yayımlamak diye bir fiilimiz var arkadaşlar. Peki diğer örneklerimize bakalım. Babasına soru sorarken oldukça çekimser davranıyordu. Çekimser kararsız demek. Çekimser yerine ne gelmesi gerekir? Çekingen sözcüğünün kullanılması gerekir arkadaşlar. Çekimserle çekingen yer değiştirmesi gerekiyor. Öğrencilerin sınavda başarılı olması derslerle ilgilenmelerine bağımlıdır. Bağımlıdır değil, bağlıdır olmalı. Yine farkında mısınız? Yazılışları birbirine yakın sözcükleri değiştirerek kullanmışlar. Bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye göre değişir. Burada gereksiz sözcükler kullanılmış. Onu yazayım. Nerede var? Bu olaya verilen
Tepkiler kişiden kişiye göre değişir. Görev edatını atsak ve cümleyi okusak, bu olaya verilen tepkiler kişiden kişiye değişir. Anlamlı olduğuna göre demek ki burada ne varmış? Gereksiz sözcük kullanımı var. Tatile ailesiyle birlikte gitti. Buradaki ile edatı cümleye birliktelik anlamı kattığı için birlikte sözcüğü bu cümlede gereksiz kullanılmış. Acemi olan şoförle yolculuk yapar mı? Burada acemi olan şoförle değil, acemi şoförle yolculuk yapar mı? Olan yardımcı eylemini atarsak cümlenin anlamını düzeltmiş oluruz arkadaşlar. Peki diğer bir örnek. Adam kapının önünde duran kadının kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu. Arkadaşlar fısıldamak eyleminin özelliği nedir? Fısıldamak eylemi zaten alçak sesle yapılır. Burada hem alçak sesle demiş hem de fısıldamak sözcüğü demiş. Alçak sesle sözcüğü bu cümlede gereksiz kullanılmış. En yakın arkadaşıyla aşağı yukarı 2-3 yıldan beri görüşmüyor. Aşağı yukarı da hem aşağı yukarı demiş hem de 2-3 yıldan beri demiş arkadaşlar. Aşağı yukarı sözcüğü yine bu cümlede gereksiz kullanılmış. En yakın arkadaşıyla 2-3 yıldan beri görüşmüyor desem anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Belki onun da gelmemesinin bir nedeni vardır mutlaka. Peki burada ne var? Burada farklı bir konu başlığımız var. Anlamca çelişen sözler kullanılmış. Sevgili arkadaşlar, anlamca çelişen sözlerdeki özelliğimiz nasıl? Şu, bir cümlenin içerisinde hem olasılık bildiren hem de kesinlik bildiren sözler kullanılmışsa burada anlamca birbiriyle çelişen ifadeler kullanılmıştır diyeceğiz. Hem belki demiş hem de mutlaka demiş ve genellikle bu tarz sorularda anlamca çelişen sözler kullanılan sorularda olasılık ve kesinlik bildiren sözcükler biri en başta olur biri en sonda olur. Yan yana olmazlar. Cümlenin genelini okursanız bununla ilgili çıkacak soruları çok rahat çözebilirsiniz. Beni kesinlikle gördüğünü sanıyorum. Hem kesinlikle demiş, kesinlik bildirmiş hem de sanıyorum demiş. Burada da olasılık bildirdiği için anlamca çelişiyor. Bu iş tam olarak bitti sayılır. Hem tam demiş, net bir ifade kullanmış hem de bitti sayılır. İhtimal söz konusu. Kesinlik ve olasılık olduğu için burada da anlamca çelişen sözleri kullanmışlardır diyebiliriz. Peki anlatım bozukluğu ile ilgili arkadaşlar. Diğer bir örnek bu da neyle ilgili? Anlamca çelişen sözlerle ilgili. Bu konuda anlatılanlar hiç kuşkusuz doğru olmalıdır. Hem hiç kuşkusuz demiş, burada kesinlik bildirmiş, hem de doğru olmalıdır. Olmalıdır da ne var? İhtimal var. Kesinlik ve ihtimal olduğu için anlamca çelişen sözler var. Bundan tam 17 yıl kadar önce de böyle bir olay yaşamışlar. Tam demiş ve 17 yıl kadar demiş. Buradaki kadar yaklaşık anlamı kattığı için, tam sözcüğüyle kullanıldığı için anlamca çelişen sözler vardır diyebiliriz. Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın. Kadıncağız öyle kötü bir adamla karşılaşmış ki dostlar başına. Arkadaşlar kulak kabartın değil kulak verin olacak. Şimdi deyimlerle ilgili şunu bilmeniz lazım. Deyimler sözcükle anlam konusunu anlatmıştık. Kalıplaşmış özlü sözlerdir. Sözcüklerden birini çıkarıp da başka bir sözcük kullanamazsınız. Mesela sana laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor yerine sana laf anlatmak eşeğe hendek atlatmaktan zor dersem burada anlatım bozukluğu olur. Çünkü deve yerine eşek sözcüğünü kullandın. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Veya kullandığın deyim cümlenin anlamına uymuyorsa mesela onunla bugün gidip yarın dönebileceğimiz günübirlik bir gezi düzenledik. Şimdi günübirlik gezi aynı gün içerisinde yapılan eylemler için kullanılır.
Bugün gidip yarın dönebileceğin bir eylem günübirlik olmaz, yanlış bir kullanım. Peki, bugüne kadar yaptığım bütün iyiliklere göz yumdu. Göz yummak değil, göz yummak olumsuzlukları, aksaklıkları görmezden gelmektir. Göz yummak yerine bütün iyilikleri göz ardı etti demesi doğru olur arkadaşlar. Yani deyimlerden mesela o kadar rahattı ki yaz boyunca ensesinde boza pişirdi desem. Hem o kadar rahattı demiş, hem de ensesinde boza pişirmek. Ensesinde boza pişirme deyimi çok sıkıntı çekmek, zor durumda çalışmak anlamında kullanılan bir söz. Yani kullanılan deyim cümlenin anlamına uymamış. Tabii burada şunu diyebilirsiniz, hocam ben bu kadar deyim var, deyimlerin hepsinin anlamının incelikleri nasıl bileyim? Zaten sorularda da çok bilindik, günlük hayat içerisinde kullandığımız deyimler soruyor. Mesela eski yıllarda sorulan sorulardan birinde vardı, gönül koymak. Şimdi gördüğü her güzele gönül vermek yerine gönül koymak dersen anlatım bozukluğu olur. Gönül koymak darılmak anlamında kullanılan bir sözdür ama biz genellikle onu sevmek, birine tutkuyla bağlanmak anlamında kullanıyoruz. Yanlış kullanıyoruz. Peki, sözcüğün yanlış yerde kullanılması yine anlatım bozukluğuna yol açar. Mesela ve anlam belirsizliği de oluşturur. Ağrısız kulak delinir demiş. Burada kulak ağrısız değil. Yani nasıl kulak ağrısız kulak olmuş? Halbuki şöyle olacak. Ağrısız virgül kulak delinir şeklinde veya kulak ağrısız delinir. Şu ağrısız sözü kulak sözünden sonra kullanılmalı. Onlara sık sık sevdiğini söylüyor. Sık sık sevdiğini değil. Yani sürekli sevdiğini değil. Onlara sevdiğini sık sık söylüyor şeklinde kullanmak lazım. Bu olayla ilgili kısaca bildiklerimi anlattı. Bu olayla ilgili bildiklerimi kısaca anlattı şeklinde olması gerekir. Her türlü Atatürk'e karşı saldırı affedilemez. Atatürk'e karşı her türlü saldırı affedilemez olması gerekir. Sırada bekleyen hastalar için de ilk odaya ben girdim. İlk odaya değil, odaya ilk ben girdim. İlk sözü odaya sözünden sonra kullanılırsa doğru olur. Bebek emeklemiyor, hatta yürümüyor bile. Şimdi arkadaşlar, sıralama yanlışlığı diye bir şey var. Sıralama yanlışlığında şu var. Sözcüklerin doğru ve düzgün kullanılması gerekir ki, doğru yerinde bir kullanım gerekir ki anlatım bozukluğu olmasın. Mesela şöyle bir kullanım olsa desem ki, o yıllarda bırakın mumu, gaz lambamız bile yoktu. Bu yazmış olduğum cümlede de sıralama yanlışlığı var. Neden? O yıllarda bırakın mumu, bunlardan gelişmişlik düzeyi olarak hangisi daha önde? Gaz lambası. Sonra ne vardır? Mum vardır arkadaşlar. Yani ilk olarak en ilkel olan mum, sonra gaz lambası, sonra fenerler, sonra elektrik, florans, o şekilde söyleyebiliriz. O yıllarda bırakın gaz lambamız, mumumuz bile yoktu dememiz gerekir. Bu mumla gaz lambasının yer değiştirmesi doğru olur. Yolun karşısına geçerken düşerek kaydı. Şimdi düşerek kaydı değil, yolun karşısına geçerken kaydı desem, düşerek sözcüğü bu cümlede gereksiz olur. Burada ne var? Gereksiz sözcük kullanımı. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkansız. Bu yazıyı değil anlamak, okumak bile imkansız. Anlamakla okumak yer değiştirmesi gerekir. Hastalık ölüme, hatta kısmi felce neden olabilir. Hastalık kısmi felce,
Hatta ölüme neden olabilir. Zaten insan öldükten sonra felç olmanın bir anlamı yok. Önce felç olma, hatta dediğimiz zaman son olarak ölümdür. Peki arkadaşlar, geldik cümle düzeyi anlatım bozukluğuna. Cümle düzeyi anlatım bozukluğunda neler var? Bu biraz daha teknik bir konu. Dil bilgisi konusu. Tabi bununla ilgili soruları çözebilmeniz için anlatım bozukluğu konusunda, cümle düzeyi için söylüyorum, cümle türleri konusunu ve ögeler konusunu çok iyi bilmeniz gerekir. Yani öznenin ne olduğunu, nesnenin ne olduğunu ve hangi sorulara cevap verdiğini bilirseniz, sıralı cümlelerin nasıl olduğunu, virgül ve noktalı virgülle ayrılan ardından başka bir cümlenin geldiği cümleleri bilirseniz sorun yaşamazsınız. Aksi durumda bulmakta zorlanırsınız. Peki yarın suçluların ifadesi alınacak ve mahkemeye sevk edilecek demiş. Yarın suçluların ifadesi alınacak ve mahkemeye sevk edilecek. Peki alınacak yüklem. Alınan ne? Suçluların ifadesi özne. Ne zaman? Yarın zarf tümleci. Mahkemeye sevk edilecek, sevk edilecek yüklem. Kim sevk edilecek? Suçluların ifadesi mi? Hayır. Suçlular. İkinci cümlede kim sorusuna cevap veren öge kullanılmadığı için, öznesi olmadığı için bu cümlede ne var? Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Balıkçıların sesi sert esen rüzgara karışıyor, birbirlerini duyamıyorlardı. Balıkçıların sesi sert esen rüzgara karışıyor, birbirlerini duyamıyorlardı. Peki duyamayan kim? Balıkçılar. Şurada balıkçılar sözcüğünün kullanılmaması özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açmış. Otobüsün lastiği patladığı için yarım saat sonra hareket edecekmiş. Hareket edecekmiş yüklem. Hareket edecek olan ne? Otobüs. Otobüsün lastiği patladığı için otobüs yarım saat sonra hareket edecekmiş. İkinci cümlede öznenin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmış. Arkadaşlar bir de şunu unutmayalım. Sıralı cümlelerde birinci ve ikinci şekilde anlatım bozukluğu olan kısım, problemli olan kısım ikinci kısımdır. Ona asla kızmıyor, çok seviyoruz. Ona asla kızmıyor, kimi çok seviyoruz? Onu. Peki neyi ve kimi sorusuna cevap veren öge neydi? Nesneydi. İkinci cümlede nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Kardeşlerinden uzun süre ayrı kalmış, çok özlemişti. Kimi çok özlemişti? Kardeşlerini. İkinci cümlede kimi sorusuna cevap veren öge. Çocuk okuduğu romandan çok etkilendiğini ve bir kez bir daha okuyacağını söyledi. Neyi? Romanı. Romanı sözcüğü kullanılmadığı için nesne eksikliği söz konusu diyoruz. Yükleme, ne ve kim sorusunu sorduğumuz zaman özne, neyi ve kimi sorusunu sorduğumuz zaman nesne olur arkadaşlar. Peki arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor, sezdirmeden yardım ediyor. Kime yardım ediyor? Arkadaşına veya ona. Dolaylı tümleş eksikliği var. Güvenlik nedeniyle yarın akşama kadar bu sokağa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Bu sokağa giriş ve bu sokaktan çıkış. Dolaylı tümleş eksikliği var. Kampanyamıza katkılarınızdan dolayı sizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Kime başarılar diliyorum? Size. Dolaylı tümleş eksikliği var. Geçen yıl 100 bin ağaç, bu yılda 200 bin ağaç dikmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 100 bin ağaç diktik, bu yılda düşünüyoruz demiş. Geçen yıl dediğine göre diktik fiilinin kullanılması gerekir. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi yüklem eksikliği. Yarın sabah İstanbul'a geleceğini, kendisini havaalanında karşılamamızı istedi. Geleceğini söyledi. Kendisini havaalanında karşılamamızı istedi. Yükleme eksikliği var. Gazete okumayı çok, kitap okumayı hiç sevmezdi. Gazete okumayı çok sever. Eğer cümle olumluysa yüklemin olumlu olması gerekir. Yüklem olumsuzsa öznenin de olumsuz olması gerekir. Kitap okumayı sevmez demiş. Gazete okumayı çok dediğine göre. Arkadaşlar şimdi çok sever, kitap okumayı hiç sevmezdi şeklinde dersem doğru olmuş olur diyoruz. Doğru olmuş olur da bir anlatım bozukluğudur. Anlatım bozukluğu anlatırken anlatım bozukluğu yapıyorum. Doğru olmuştur desem gereksiz sözcük kullanmamış olurum. Peki arkadaşlar, diğer bir başlığımızda
Ben daha çok sanat ve klasik müzik dinlemeyi severim demiş. Buradaki sanat ve klasik müzik, sanat müziği ve klasik müzik olacak. Arkadaşlar, ve bağlacıyla bağlanmış birden çok tamlanan var ya burada. Şimdi mesela klasik müzikte sorun yok. Sanat müziği dememiz lazım. Sanat müzik olmadığına göre buna tamlama yanlış diyoruz. Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli, durumunu sormalıdır. Kime? Onların durumunu sormalıdır veya kimin? Çocuklarının durumunu sormalıdır. Peki kimin sorusuna cevap veren neydi? Tamlayan değil miydi? Burada da yine bir tamlama yanlışlığı var ama tamlayan eksikliğinden kaynaklanıyor. Öğle yemeği yedikten sonra toplantı için salona geçildi. Öğle yemeği yedildikten sonra olacak. Arkadaşlar, bir cümle içerisinde hem etken çatılı hem de edilgen çatılı eylemler veya eylemsiler kullanılmışsa buna çatı uyuşmazlığı diyoruz. Ya şöyle olacak. Öğle yemeği yedikten sonra toplantı için salona geçti desem anlatım bozukluğunu gidermiş olurum. Derslerinize düzenli bir şekilde çalışıp istediğiniz üniversiteyi kazanabilirsiniz. Çalışılıp demiş. Derslerinize düzenli bir şekilde çalışıp, burayı etken yaparım, kazanabilirsiniz. Burayı da zaten etken anlamlı olmuş oldu. Bu iş bitirilince vakit kaybedilmeden hemen öteki iş başlamalısınız. Bu iş bitirilince vakit kaybedilmeden hemen öteki işe başlanmalıdır desem, burayı da edilgen hale getirsem anlatım bozukluğunu gidermiş olurum. Geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış. Geçen ay merdivenden düşüp ayağını kırmış. Üstelik 3 hafta işe gidememiş. Arkadaşlar, ayağını kırmışsa zaten işe gidemez. Üstelik sözcüğü burada yanlış kullanılmış. Yanlış bağlaç kullanımı var. Buradaki her işi o yapıyor. Ne yazık ki çok yoruluyordu. Buradaki her işi o yapıyor. Ne yazık ki çok yoruluyor. Burada ne yazık ki bağlacı da yanlış kullanılmış. Ben yarın dışarı çıkamam ama evde yapılacak bir sürü işim var. Burada tabii gerekçe bildirmiş. Ben yarın dışarı çıkamam. Neden? Çünkü evde yapılacak çok işim var. Burada da yine yanlış bağlaç kullanılmasına kaynaklanan anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Peki dersimizin yavaş yavaş sonuna geldik arkadaşlar. Şu örneklerimize bir bakalım. Her zaman senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Her zaman senin yanındayım. Burada sorun yok. Genellikle virgülle ayrılmış sıralı cümlelerde ikinci kısımda problem olur. Her zaman senin yanındayım. Evet, hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım olacak. Zarf cümleci eksikliği var. Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce sohbet ederdi. Kim ile sohbet ederdi? Onunla. Yani kitapçıyla. Kim ile sorusuna cevap veren öge edat tümlecidir. Bu cümlede edat tümleci eksikliği var. Arkadaşımın babası geldi, bir süre sohbet ettik. Kiminle? Arkadaşımın babasıyla. Yani onunla. Burada yine ne eksikliği var? Edat tümleci eksikliği var. Bu mevsimde her çeşit kuş avlanmayacak. Her çeşit kuş. Hiçbir kuş dememiz lazım. Çünkü avlanmayacak olumsuzsa her de olumsuz olması lazım. Bu tarihlerde her grup sınavlarını aksatmayacak, hiçbir grup demesi lazım burada da. Şeklinde, hiçbir şeklinde kullanırsak anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz. Şimdi arkadaşlar, anlatım bozukluğu konusu teknik bir konu ama bilmek yanında aynı zamanda kelimelerin cümledeki kullanışlarına da vakıf olmanız lazım. Bunu yapmanın da en güzel yolu, bir, bu konuyla ilgili farklı kaynaklardan ama öncelikle Kafa Dengi Soru Bankası'ndan sorular çözmek. İkinci olarak çevrenizdeki televizyonda, çevrenizde billboardlarda, dergilerde, kitaplarda görmüş olduğunuz yazıları bilinçli bir şekilde okumak. Sadece dersi derste veya anlatım bozukluğu konusuyla sınırlandırmamak. Günlük hayatta da konuşurken anlatım bozukluğu yapmamaya gayret etmeliyiz. Çünkü Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmak sadece biz öğretmenlerin veya sadece öğrencilerin işi değil, bütün vatandaşlarımızın görevidir.
dilimizi ne kadar düzgün kullanırsak aynı zamanda dilimizin gelişmesine de o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Kendimizi de çok iyi ifade etmiş oluruz. İnşallah anlatım bozukluğuyla ilgili soruları bu videodan sonra çok rahat çözebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın.